Nasıl bulamıyorsunuz adamı ya? Bulamadım ne demek ya? Adamın adı belli, sanı belli. Bütün arkadaşlar seferber oldu komiserim. Bana bak, o adamı gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Bulmadan da gözüme gözükmek yok, tamam mı? Tamam mı? Baş üstüne komiserim. Hadi. Nereden öyle? Bara uğradım. Barmen Haldun'un söylediklerini doğruladı. Ertesi gün kaskı sormak için aramış. Çıkarken görmüş mü? En son bir kızla oturuyormuş ama çıkarken farkına varmamış. Yani birlikte gidip gitmediklerini bilmiyoruz. Maalesef. Ama kadın fotoğrafından tanıdı. Ebru değil mi? Herkese aldırdım. Sapıklar ya. Savcılığa şikayet edeceğim sizi. Aa ne güzel. Demek duygularımız karşılıklı. Artık savcılığa götürdüğümüzde seni ne dersin şikayetine? Anlayamadım. Niye götüreceksiniz? Bilmem, cinayet gayet iyi bir sebep bence. Saçmalamayın lütfen. Bahar'ın öldüğü gece yanına gitmişsin. Ne? Boşuna numara yapma. Barmen seni teşhis etti. Avukatımı istiyorum. Vallahi o bile kurtaramaz seni, kusura bakma. Sen iyisi mi? Ne biliyorsan güzel güzel anlat. Avukatım gelmeden tek kelime dahi konuşmayacağım. Nuh diyor, peygamber demiyor. Çağırdın mı avukatı? Ya çağırdım çağırmasına da yani suçsuzsa niye avukat istesin ki? Çünkü en doğal hakkı. İyidir. Selim, avukatı çağır, sonra tekrar sorgularsın. Emin olmak için de arama izni çıkart. Arabasına bakalım. Başla. Beni bütün gece burada tutmaya hakkınız yok. Tamam. Sen de yalan söylemekten vazgeç. Ben ilk otobüste göndereyim seni. Daha önce de söylediğim gibi. Avukatım gelmeden tek kelime dahi konuşmayacağım. Ya tamam anladık. Geliyor işte avukatım. Ama acaba diyorum onu beklerken bunun ne olduğunu açıklamak istersiniz belki bize. Ne bu? Bu arabandan alınan saç tellerinin DNA sonucu. Nasıl yani anlayamadım. Vallahi biz de Bahar'ın yolunmuş saçlarının senin arabanda ne aradığını anlayamadık. Yolunmuş mu? Maalesef. Artık devir değişti tabii. Devir teknoloji devri. Yani artık kriminoloji uzmanlarımız en ufak detayları bile tespit edebiliyorlar. Avukatınız geliyor yolda ama isterseniz onu beklemeyi keyfiniz bilir. Ben Bahar'ı tanımıyorum bile. Niye öldüreyim ki? Bahar'a niye gittin? Gencer'den uzak durmasını söylemek için. Hani tanımıyordun? Tanımıyorum. Gencer'in telefonunda fotoğrafını gördüm. Daha sonra telefon konuşmalarını duydum. Kıskandın? Evet, olamaz mı? Kıskandım. Ne oldu? Açık ilişki falan? Gencer'i kaybetmemek için kabul etmem gerekiyordu. Adama bak sen ya. Adam da adam olsa yani. Anlatacak mısın? Neyi? Bahar'ın saç tellerinin senin arabanda ne aradığını. Gencer'le konuşmalarını duydum. Buluşacaklardı. Sen de buluşacakları mekana gittin. Evet, gittim. Konuşmak istedim. Biraz sert çıktı. Ben de arabada konuşmak istediğimi söyledim. Arabaya geçtik. Gencer seni kullanıyor. O mu yolladı seni? Saçmalama. Ben seni düşündüğüm için geldim. Yalan söylüyorsun. Bak kızım, biz Gencer'le nişanlıyız. Anlıyor musun? Yıllardan beri kaç kızı kullandı seni kullandığı gibi. Uyan kızım artık. Bitti. Anlıyor musun? Bitti. Yalan söylüyorsun. Hey, nereye? Gencer her şeyi anlatmaya. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Öldürürüm seni. Ya bırak be, manyak mısın? Sonra da hırsını alamayıp takip ettin. Barda kavga çıkardın. Kavga çıkartmadım. Yemin ederim tamamen bir tesadüftü. Ne dedim ben sana biraz önce? Yalan söylemeyi bırak diye. Yemin ederim tamamen bir tesadüftü. Deli misin sen ya? Rezil ettin beni arkadaşlarıma. Korkma, bir şey anlamamışlardır. Nasıl bir şey anlamamışlardır? Sen geldiğinde tam da olanları anlatıyordum kızlara. Anlatma sen de. Anlatmak zorunda mısın? Bitti sizin ilişkiniz, anladın mı? Bitti. Zaten başkasıyla beraber olduğunu bilseydim çoktan bitirirdim. Aferin. Böyle yola gel işte. Sonra da çekip gittim zaten. Oh. Bak ben seninle burada güzel güzel konuşmaya çalışıyorum.
Yani arkadaşça yaklaşıp güzel güzel şu işi halledelim, bitirelim diyorum ama sen hiç oralı bile olmuyorsun yani. Tamam, avukat dedin, avukatını çağırdın. O da neredeyse yani Çin'den mi geliyor, ne gelmedi. Sen ayaküstü bir ton yalan uydurdun burada. Ya şunu itiraf et ya. Kıskandım de, yapamadım de, sinirlerime hakim olamadım de, arabadaydı, arabada gidiyorduk. Birden açtım kapıyı, ittik aşağı de. Bir şey de yani, itiraf et. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Sonra gelsin avukatın, beraber bir çay kahve içelim. Sonra gelecek güzel günlerden bahsedelim derken gönderelim seni cezaevine. Bitsin gitsin, sen de çek paşa paşa cezanı, rahatla. Komiserim, avukat bey geldi. Al içeri. Buyurun. Komiserim. Ülkemizde yavaş yavaş kanıt sendromu diye bir olay başladı. Tıpkı Amerika'da 10 yıldan bu yana süren CSI sendromu gibi. Adli tıp uzmanlarının her zaman bu dizideki kadar çabuk kesin ölüm nedenini söyleyebileceği, her zaman toksikoloji ve DNA sonuçlarının birkaç saatte çıkacağı algısı giderek yaygınlaşıyor. Bu elbette mümkün ama her zaman değil. Aynen böyle oldu değil mi? Bahar sizin motorunuza bindi. Gerçekten hatırlamıyorum. Artık size inanmamı beklemeyin ama. Bakın, çok sarhoştum. Bilmiyorum ama onu ben öldürmedim. Belki de öldürdünüz ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Kendimi tanıyorum ben, bu yetmez mi? Yapamam, ben kimseyi öldüremem. O yüzden bir yalan söyleyip duruyorsun. Yalan değil, yalan söylemedim size. Bahar'la barda yalnız kalmışsın ama. Bu yalandan sayılmıyor mu? Öyle bir şey hatırlıyorum ama hayal meyal. Resmen zoom olmuştum, anlasanıza. Hem taksiye bindirdim ben onu. Ha, şurada taksi durağı var. İstersen bırakayım giderken ben seni. Sevinirim ya. Yoksa tek başıma kalacağım burada. İyi. Hadi al tak o zaman şimdi şunu. Gerek yok. Tak kızım. Ne olur ne olmaz. Hadi al. Sen? Bana bir şey olmaz. Taksi durağı şurası zaten. Hadi gel. Geldin mi? Aman dur. Az önce hiçbir şey hatırlamıyordun. Siz motora binmiş deyince... Ha, birden senaryo değişti. Hayır, taksi durağına bıraktım ben kızı. Bırakmadınız. Bıraktım. O zaman Bahar öldüğünde kaskın ne işi vardı onda? Cevap verseniz Aldun Bey. Eğer Bahar'ı siz atmadıysanız motordan, neden kaskın peşine düştünüz? Bakın, ben anlattım. Kaskı unuttum sandım önce, sonra aradım. Sonra da Ediz'i yolladınız. İşim vardı. O kaskı delil olduğu için yok etmek istediğiniz ama maalesef. Artık ister itiraf edin, ister etmeyin, her şey bitti. Siz şimdi inandınız mı bu adamın söylediklerine? Bahar'ı itmemiş olabilir. Tabii, belki de Bahar kendi atlamıştır aşağı, değil mi? Selim. Tamam ya. Ben abarttım biraz, özür dilerim. Fazla hızlı kullanıyorsa kız düşmüş de olabilir. O ne demek ya? Nasıl, aptal mıymış bu adam? Kızın düştüğünü fark etmemiş. Yapma Selim ya. Adamı sana karşı savunmaktan hiç hoşlanmıyorum. İyi de ben anlamıyorum ki yani tam ne demeye çalıştığınızı. Ya motora sürekli yalnız biniyorsa, kız da belinden sarılmadıysa unutmuş olabilir. Neyi unutmuş olabilir? Ya dinlemiyor musun sen beni? Dinliyorum, dinliyorum da tam kavrayamıyorum durumu. Adam o akşam çok sarhoşmuş. Kızın motora bindiğinden bile haberi yok. Sonradan hatırladı. Eğer kız buna belinden sarılmak yerine motorun yanlarından tuttuysa... Ha, bu da o kadar sarhoştu ki kızın düştüğünü fark etmedi bile. Oh, yani nihayet. Yani nasıl anlamadım bunu, iki saattir anlayamıyorum. Ne? Suçsuz mu şimdi bu adam? Öyle bir şey demedim. Yani ama ne bileyim, baksanıza buradan neredeyse birazdan adamın suçsuzluğunu ispatlayacağız. Gel. Başkomiserim, Adem Asdemir'i bulduk. Servisin şoförü mü? Evet komiserim, bir arkadaşın evinde saklanıyormuş. Ya servis? Olay yeri üzerinde çalışıyor başkomiserim. Adam nerede? Sorgu odasını aldık komiserim. Tamam, sen gelmiyorsun. Ama başkomiserim... Gelmiyorsun dedim.